Bu arada biz şimdiden Şanlıurfa'da turizmciler gelecek misafirlerimizi nasıl ağırlayacağımızı şu anda onun organizasyonları yapmaya başladık. Otellerimizde yer kalmasa bile şu anda Urfalılar biz gelen misafirlerimizi hem Fenerbahçelileri hem de Galatasaraylılar evlerimize ağırlayacağız. Biz bunu çünkü 2010 senesinde Trabzonspor'umuz ve işte Fenerbahçe'nin Ziraat Kupa Türkiye Kupası'nda yine bunu yaşadık. O zaman da otellerimizde oldu. Biz gelen Trabzon'daki arkadaşlarımızı, ondan sonra Fenerbahçeli yani dostlarımızı evlerimize ağırladık. Şanlıurfa 2010 yılındaki organizasyonun büyük bir başarı ve alnının akıyla yani yapmıştı. Hem Şanlıurfa'mız için hem bölgemiz için hem turizm açısından hem de spor alanında çok güzel bir karşılaşma oldu ve gönül köprüleri kurdu. Özellikle Şanlıurfa Trabzon arasında artık gönül köprüleri ve sevgi köprüleri kuruldu. Bu tür büyük organizasyonların Şanlıurfa yani kaldırabilecek altyapısı var. Şanlıurfa'mıza ve sadece Urfa'ya değil Güneydoğu Anadolu bölgesine, Mezopotamya'ya olumlu yönde etkisi olacaktır. Hem Şanlıurfa'mızın tanıtımı, hem işte esnafımız, işte otelcilerinden tutun, taşımasından tutun, turist rehberinden tutun hepsini büyük bir yani olumlu yönde etkileyecektir ve Şanlıurfa'mızın tanıtımı için gerçekten çok güzel. Şu da var, özellikle ekonomik olarak da hem Şanlıurfa ekonomisini canlandıracaktır ve biz de büyük bir özveriyle işte gelecek misafirlerimizi mutlu bir şekilde, onları güzel bir şekilde ağırlayıp Şanlıurfa'mızdan buradan göndereceğiz inşallah. Zengin taş süslemelerini gösterelim. Larsanız duvarda dolaşan gece çıkan kertenkeleler olduğunu söylemiştim. Onlar için çok uygun. Ahmet. Ötüseyim anlatma. Bilet bulabilenler biletlerini bir an önce alsınlar ve Şanlıurfa'mıza gelsinler. Otel bulamayanlar da biz Şanlıurfa'da Urfalılar olarak gönüllü bir platform kurup herkes kendi evinde kendi imkanlarda kaç kişi karşılayabilecek, kaç kişi ağırlayabilecek bunun da organizasyonu Urfalılar olarak yapacağız. Çünkü 2010 senesinde hem Trabzon'dan gelenler hem de İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarlarının içi yapmıştık. Tekrar yapmaya biz şu anda hazırız. Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü Urfalılar yakından görüp ve sonrasında hep birlikte de çok güzel bir şekilde yani böyle kupa yani böyle finalini izleyip kupayı hep birlikte yani kaldırıp ve cumhuriyetimiz kazanacak, Türkiye'miz kazanacak, bizler kazanacağız. ...7 Nisan'da yapılacak olan Süper Kupa maçının ilimizde yapılmasına biz turizmciler olarak çok mutlu olduk. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bu tür etkinlikler Şanlıurfa'nın ekonomisine çok ciddi katkısı olacaktır. Esnafından tutun, bibercisinden, isotçusundan, hediyelik eşyacısından, taşımacısından aklınıza gelebilecek bilimum iş kollarına katkısı olacak bir etkinlik bu.
Dolayısıyla bu tür etkinliklerin başta ilimiz olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu illerine yayılarak devamının gelmesini diliyoruz. Misafirlerimizi hem Urfa'nın keşfine hem damak çatlatan lezzetlerini tatmayı bekliyoruz. Yapılacak olan Süper Kupa finali için çok mutluyuz biz turizmciler olarak. Bütün misafirlerimizi burada bekliyoruz. Gelsinler, hani Şanlıurfa'yı görsünler, yöresel tatlarımızı, müzelerimizi, öğren yerlerimizi, onun dışında insanımızın güzelliğini tanısınlar. Geldiklerinde çok mutlu olacaklarına eminim. Şahsım adına söz veriyorum. Umutluyuz tabii turizmci olarak gelecek olan misafirlerimizden, hem sadece turizmci olarak değil, maddiyat olarak her sektörde çok güzel kazançlar elde edileceğini düşünüyoruz.